İzmir'de konuşmak benim için özellikle heyecanlı çünkü İzmir'de büyüdüm. İstanbul'da konuşmaktan daha heyecanlı. Dicle Kovacıoğlu, aramızdan ayrılmadan önce Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültürel Çalışmalar Programı'nda öğretim üyesiydi Sabancı Üniversitesi'nde. Hukuk sosyolojisi dalında son derece önemli, bugün de okutulan, artık klasik sayılan hukuk sosyolojisini toplumsal cinsiyet ekseninde, toplumsal cinsiyet sorunlarıyla Türkiye'de harmanlayan, mesela işte namus kavramı üzerine, işte anayasa mahkemeleri üzerine çok farklı hukuk sosyoloji konularında eserler vermiş, son derece sevdiğimiz bir arkadaşımız ve meslektaşımızdı. Aramızdan ayrıldıktan bir sene sonra hem onun çalışmalarını, konularını özellikle genç insanlar, genç akademisyenler vasıtasıyla, aracılığıyla devam ettirebilmek, hem de onun belki akademik mirasını genç master doktora seviyesindeki öğrencilerimizle devam ettirebilmek açısından Dicle Kovacıoğlu ödülleri yapıldı. Ve her sene bu düzenli olarak yapılmaktı. Toplumsal cinsiyet, hukuk sosyolojisi, toplumsal eşitsizlikler konularını harmanlayan master ve doktora seviyesindeki güzel çalışmalara bize başvuran araştırmalar açısından bir jüri, kendi konularında yetkin jüri üyeleriyle, iki senede bir değişen jüri üyeleriyle seçiyoruz ve her sene bu şekilde Dicle Kovacıoğlu makale ödülleri veriyoruz ve bu şekilde hem akademik hem kişisel açıdan sevgili Dicle Kovacıoğlu'muzu anmış oluyoruz ailesiyle birlikte. Bugün Dicle Kovacıoğlu makale ödüllü konferansının 9.sunu yaptık. 2009'da kaybetmiştik sevgili arkadaşımız, feminist sosyolog, güzel insan Dicle Kovacıoğlu'nu. Onun her yıl bu ödül töreniyle birlikte çoğalmasına tanıklık ediyoruz aslında. Genç araştırmacılar ve onların yaptığı birbirinden zihin açıcı çalışmalar yoluyla ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bize hala ilham vermeye devam ediyor. Bugün çok çok konuşuldu. Dicle nasıl yaşamaya devam ediyor aslında? Yazdıkları hala ne kadar güncel olmaya devam ediyor? Bize nasıl ilham vermeye devam ediyor? İyi ki varmış. Keşke daha uzun süre bizimle kalabilseymiş ama olduğu süre içerisinde o kadar çok şey bıraktı ki bize çok müteşekkiriz. Çok özlüyoruz. Gerçekten çok özlüyoruz. Ama Umut'un da dediği gibi yani hep mesela ben bir araştırma yaparken, bir şeyler yazarken onun sesini duyuyorum. O eleştirel bakış açısının hala bugün uzantılarını görüyorum. Dicle'nin makalelerini okutuyorum okulda ve öğrenciler ona yeni bir açılım yaptıkları zaman makaleleri, yeni bir tartışmada bulundukları zaman hala onun en azından akademik anlamda, toplumsal anlamda yaşadığını görüp seviniyorum açıkçası. Biz Dicle Kovacıoğlu makale ödüllerini vermeye başladığımızda Sabancı Üniversitesi'nde çok sevdiğimiz bir sanatçı arkadaşımız vardı, Bayram Can'dan. Özellikle metal işleri kullanarak birbirinden özgün tasarımlar, sanat işleri yapıyordu Bayram. Aynı zamanda çok sosyal bir insandı. Dicle'yi de çok severdi ve daha ilk yıldan itibaren bize destek verdi. İlk yıl ödülü alanlar hatta Bayram'ın burada da gördüğünüz Özgür Ayşe tasarımı var. Onun kolyelerini biz ödül olarak vermiştik ilk yıl ödül alanlara. Ne yazık ki Bayram'ı kaybettik. Bir hastalığı vardı zaten onunla. Birkaç yıl yaşadıktan sonra 2013'te onu da kaybettik. Ama Bayram'ı ve Bayram'ın Dicle ile olan bağını, çünkü hani Dicle'ye de bu tasarımı hediye etmişti. Hatta onun için bir heykel yapmıştı. Bizim posterde kullandığımız bu bir heykel aslında kitap formunda metali kullanarak ve Dicle'nin gerçekten okuduğu ve altını çizdiği, çok sevdiği bir kitabı içine yerleştirmişti. Aynı zamanda Dicle'nin fotoğrafları var bu heykel kitabın farklı sayfalarında. Biz onu posterde kullanıyoruz her yıl. Bayram'ı da anarak, ona da çok sevgilerimizi ileterek. Aynı zamanda bu yıl bir ödül tasarımı da yaptık. Bayram'ın Özgür Ayşe dediği bu formu kullanarak. Tek bir şey olarak, tek bir küçük heykel olarak aslında bunu yapmış. Daha sonra şimdi yüzlercesi var. Son yıllarında çokça yaptığı, çokça kullandığı bir form bu. Ve
Dicle'yi de çok anlattığını düşünüyoruz bu forumun kendisinin. Gerçekten böyle hani kollarını açarak hayatı kucaklayan ve her şeyi merak eden ve coşkuyla hayata yaklaşan birisiydi Dicle. Bugün de pek çok arkadaşının vurguladığı gibi. Dolayısıyla bu tasarımla birlikte hem Dicle'yi hem Bayram Candan'ı birlikte anıyoruz ve ikisine de çok sevgilerimizi iletiyoruz. İyi ki varlarmış, iyi ki bizi bu kadar zenginleştirmişler ve bizimle birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Türkiye son derece eril bir ülke. Gerçekten kadın akademisyen olmak çok zor. Yani kadın akademisyen olarak farklı bir dil üretmek, farklı bir bakış açısı üretmek son derece zor. Bu bakış açısıyla eserler vermek, üniversitelerde hele bugün yer bulabilmek son derece zor. Şirin Tekel olsun, Dicle Kovacıoğlu olsun bu mücadeleyi son derece başarıyla verip bu mücadeleden son derece aslında alnının akıyla çıkmış olan insanlar ve bizim hani bir toplumsal cinsiyet, kadın çalışmaları mükemmeliyet merkezi isek bu kişilerin adlarını ve eserlerini, bakış açılarını yansıtmamız ve yaşatmamız gerektiğini düşünüyorum ve bu ödüller hem o bakış açılarını yansıtmak hem de gelecek kuşaklara bu bakış açısını vererek pekiştirmek açısından son derece önemli. Yani bir ödül töreninin basit bir ödülün son derece ötesinde benim için. Mahkeme salonlarında ve genel olarak hukuki alanda aktivizmlerine rağmen bu güvenirliklerini nasıl korudular, hukuki alanda kabul edilebilir dili nasıl değiştirmeye çalıştılar, var olma biçimlerini nasıl aşındırıp genişletmeye çalıştılar, bunları ele alayım. Öncelikle tabii feminist aktivist olmak Türkiye'deki gibi diyaloğa, iletişime dayanmayan bir hukuki sistem içinde kendi başına bu kadınların söyleyecekleri şeylerin meşruluğunu azaltmakla sonuçlanabiliyor çoğu zaman. Birkaç örnek vermem gerekirse mesela oğlu tarafından öldürülen bir kadının davasında feminist avukatlar mahkemede oğlun babası olan eski kocanın da azmettirici olduğu ve oğulla birlikte cezalandırılmasını istedikleri için 22 sayfalık bir savunma hazırlayıp bunu anlatmışlardı. Karşı tarafın avukatı, feminist avukatlar olayı çok dramatize ediyorlar ve kendi fantezi dünyalarından bir savunma geliştiriyorlar diyerek onları şikayet etti. Bir tecavüz davasında aynı şekilde Türkiye'nin dört bir yanından 30 feminist avukat bir araya gelerek karşı tarafın aynı zamanda bir ilde baro başkanı olan bir avukattı. Bu avukatın tecavüzcüyü savunduğunu ve suça ortak olduğunu söyleyip onu protesto etmişlerdi. Bu karşı tarafın avukatı da feminist avukatların savunma hakkı ve masumiyet karinesinden haberdar olmayan cahil militanlar olduklarını söylemişti. Başka bir davada yine şiddet uygulayanın bir akrabası hakime feminist avukatları bunlar feministlik yapıyor diye şikayet etmişti. Bir başka davada bunlar feminist gibi konuşarak lafı dağıtıyor diye başka birisi şikayet etmişti. Yani feminist avukatların feminist aktivistler olmaları böyle yargılara dava salonlarında, mahkeme salonlarında sebep olabiliyordu. Dolayısıyla onlar aslında kendi varlıklarını da meşrulaştırmak için çeşitli çabalar sarf etmeleri gerekiyordu. Bunu yapmak için bir yandan belli kurallara uyup hukuki söylemi belki yeniden yaratıp bir yandan da ona karşı belli söylemler üretiyorlardı. Bu da mahkeme salonlarına kolektif olarak gitmeleri, hukuki alan ve hukuk dışı alanın birbiriyle olan bağlantısını göstermelerine ve mahkeme salonlarındaki hiyerarşiyi yıkmaları ve duygusal aktivistliği kabul edilebilir kılmaları ile mümkündü. Feminist avukatlar kadınların dava salonlarındaki seslerini, dillerini ve varlıklarını davalara kolektif olarak katılmalarıyla meşrulaştırıyorlar. Yani bu sadece feminist avukatlar olarak değil, feminist kolektifler kendileri katılabildikleri kadar davalara katılıyorlar ve örgütleriyle birlikte aslında stratejik olarak önemli buldukları davalara katılıyor, müdahale ediyor ve davalarda gönüllü olarak avukatlık yapıyorlar. Bu şekilde de kendi hayatları ve savundukları hayatlı kadınların hayatları ve takip ettikleri farklı davalar arasında aslında çok büyük bağlantılar olduğunu sadece orada kolektif olarak var olmaları da bile gösterebiliyorlar. Ve tabii kolektif olarak orada var olmakta yani mahkeme salonu gibi bir yerde Türkiye'de var olmanın aslında bireysel bir güçlenmeyle değil de kolektif bir hassaslıkla, duygusallık, birbirine bağlılık ve bunların kabulüyle
oluştuğu bir başka biçimini ortaya koyuyor. Buna ek olarak da kadına yönelik şiddet ve kadınların meşru müdafaa davalarında devamlı olarak müdahillik talep ediyorlar. Bunu genel olarak da alamıyorlar aslında ama yani 90'lardan beri bunu talep ediyorlar ki hani hakimler görsün. Yani bu insanların hayatları bizim hayatlarımızla alakalı, aramızda sadece çok bulanık incecik bir çizgi var. Biz de bu koltukta oturuyor olabilirdik veya biz de ölmüş olabilirdik. Bunu göstermek için yapıyorlar. Yani müdahillik talebi de şöyle bir şey. Genelde aile dışındaki kişileri pek müdahil olarak kabul etmiyor hakimler. Aslında siz beni bu dava etkiliyor dediğiniz zaman bu talepte bulunabiliyorsunuz ama hakimler pek izin vermiyorlar. Ama bunun için devamlı olarak baskı uyguluyor feminist avukatlar. Ayrıca kolektifleriyle birlikte belirledikleri davalarda tabii ki gönüllü olarak avukatlık yaparak çok ayrık görünen birçok davanın birbiriyle çok alakalı olduğunu göstermiş oluyorlar. Yani kısacası bir kolektif varoluş ve birbirine bağımlı olma halinin kabulü onların mahkeme sonlarındaki duruşunu meşrulaştırıyor ve onlara belli bir güven de veriyor. Hatta bana çoğu da şöyle dedi, hakimler bizi böyle kalabalık bir grup olarak gördüklerinde bizden çok korkuyorlar. Ve aslında bizim söylediğimiz şeyi dinlemek zorunda kalıyorlar da dediler. Son olarak da kabul edilebilir bir dili nasıl geliştiriyorlar hukukta, yani hukuki alanda, ona biraz anlatacağım. Özellikle delil, emsal karar ve uluslararası sözleşme kullanımlarına değineceğim burada da. Türk hukukunda delil, hukuki bir davada işte gerçekleri ortaya çıkarması ve bir suçun gerçekten işlenip işlenmediğini göstermesi beklenen bilgi olarak tanımlanıyor. Yeterli, ikna edici olmalı, şüphe götürmemeli, teknik ve hiyerarşik olarak tüm diğer gerçeklik beyanlarının üzerinde olmalı. Böyle tanımlanıyor. Feminist hukuk çalışmaları da, bu konuda çalışan teorisyenler de, delil kavramını aslında biricik deneyimleri ve olayların bağlamını görmezden geldiği için, çok soyut ve çok evrenselce olduğu için, hiyerarşik, mücadeleci, agresif bir tavrı gerektirdiği için yaşadıklarını bu şekilde ifade edemeyen insanlara ulaşılmaz bir şey olduğunu düşünüyorlar delil kavramının. İstanbul'daki feminist avukatlar da pratikte Türkiye'de delilin genellikle kadına karşı işlediğini gösteriyorlar. Yani mesela kadın cinayetlerinde katil, erkek, kadının kendisini aldattığını veya bir şekilde kendisini sinirlendirdiğini iddia ederse kadının nasıl bir kadın olduğu incik cincik yani araştırılıyor ve cezai indirim için belli bir delil haline getirilebiliyor. Ama mesela kadınların meşru müdafaa davalarında yalnızca o olaya odaklanıyor. Yani bu olay sırasında erkekle kadın arasında nasıl bir olay vardı? Ama mesela öncesinde erkeğin sistematik olarak uyguladığı şiddet bir delil olarak görünmüyor genelde. Bundan bahsediyorlar feminist avukatlar ve delil gerekmeyen koruma kararı taleplerinde bile delil göstermeye çalışıyorlar aslında ama bir yandan da kadınlara karşı işleyen bu katı delil algısını da kadınların, şahitlerin sözlü ifadelerini ve kadınların gördükleri şiddeti gösteren belki eski fotoğrafları katarak genişletmeye çalışıyorlar. Olarak 2 yılda bir rotasyonla değişiyoruz. Bu yıl benim 2. yılımdı. Geçen yıl çok güzel makaleler gelmişti yarışmaya. Bu yıl da hepsi birbirinden değerli 14 makale gelmişti. Bunlar arasında işte seçimle ne yazık ki sadece 3 tanesi ödüllendiriliyor ama diğerlerine de sunum yapma mansiyon gibi bir olanak sağlanıyor. Böylece onlar da araştırmalarını daha ilerletme, sorularla aydınlatma şansını buluyorlar. Ben jüriye Kadın Eserleri Kütüphanesi adına katıldım. Emekli bir akademisyenim ben de ama Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin de kurucu üyelerinden biriyim. Hem kütüphanenin burada temsili bir anlamda önemli. Çünkü bu araştırmaların kaynak mekanı kütüphane. Ve bütün bu araştırmaların sonunda kaynak olacağı yer de kütüphane. Yani başkalarına, başka araştırmacılara kaynak olacak kütüphanemiz. Dolayısıyla ben de hem araştırmacıları her yıl
hangi konularda araştırma yapıyorlar, neyle ilgileniyorlar, genç araştırmacılar neye yöneliyorları okuma şansına erişiyoruz. Hem de bu araştırmacıları teşvik ederek belki bir çeşit onurlandırarak, onlara araştırmalarını sunma imkanını sağlayarak Sabancı Üniversitesi müthiş bir şey yapıyor. Hem Şirin Tekeli araştırma ödülleriyle, başından geçen defa da siz buradaydınız ve Şirin Tekeli araştırma ödüllerinde hem çekimler yaptınız hem röportajlar yaptınız gördüm. Hem bu türlü ödüller araştırmacılara kaynak sağlıyor Şirin Tekeli'de olduğu gibi ya da yaptıkları araştırmayı ödüllendiriyor. Bence bu her iki anlamda da çok hoş bir şey oluyor. Dije Kuvacıoğlu çok önemli bir akademisyen. Ben de tanışma fırsatı bulamadım ne yazık ki ama yazdıkları üzerinden kendisini biliyorum, tanıyorum. Çok saygı duyduğum bir isim. Sabancı'nın bu ödülünün öncü ödüllerden bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Özyeğin Üniversitesi de mesela Çiğdem Kağıtçıbaşı ödülü veriyor psikoloji alanında. Özellikle toplumsal cinsiyet konularına değinen çalışmalara bir ödül veriyor. Dolayısıyla hani bu ödülün belki biraz akademiyle kısıtlı gibi görünebilir ama başka üniversitelere de yayılan farklı alanında çok önemli çalışmalar yapmış öncü kadın araştırmacıların isimlerini yaşatacak şekilde ve daha çok kadın araştırmacıdan aslında bahsedilecek şekilde bu ödülün ortaya çıkması çok önemli geliyor bana açıkçası. Şu andaki ortam çok araştırmayı teşvik eder bir ortam değil ne yazık ki. Ama yine de bütün bunlara rağmen, her türlü zorluğa rağmen bu araştırmacıların bunu sürdürdüğünü görmek ve çok ilginç konularda bugün sizler de kayıt yaptınız, dinlediniz. Her birbirinden farklıydı. Ama çok önemli konularda ciddi araştırmalar ve derinlemesine araştırmalar yaptıklarını görmek çok hoş bir şey. Özellikle toplumsal cinsiyet rolleri üzerine pek çok araştırma yapılmaya başladı. Ama tabii bu istenen sayıda mı? Değil. Yani kadınların çeşitli alanlarda ne kadar önemli işler yaptıklarını biliyoruz. Yine araştırmacıların çoğu da kadın gördüğümüz gibi. Ama toplumsal cinsiyet araştırmaları bizim toplumumuz için son 20 yılda ciddi olarak artan bir şey gösteriyor, ivme gösteriyor ama Türkiye için hala çok az sayı tabii ki. Kesinlikle. Yani şunu belki söyleyebiliriz. Toplumsal cinsiyet meselesi biliyorsunuz bu dönemin, bu otoriterleşen dönemin ama sadece Türkiye'de de değil, bütün dünyada, bütün otoriter rejimlerde çok ön plana çıkan konulardan bir tanesi. Dolayısıyla feminizmle ilgili konuşmak, burada az önce sunumda da dinledik zaten, feminist avukatların neler yaptıklarını çok güzel bir sunumda dinledik. Bu konuları konuşmak, bu konuları savunmaya devam ediyor olmak özellikle bu dönemde çok çok daha politik anlamlar taşıyan bir mesele. Bunların derslere dahil edilmesi, bu konuda konuşmacıların çağrılıyor olmaları üniversitelere ve üniversite dışındaki yerlere çok özel bir önem açıkçası taşıyor. Ve dediğim gibi yani ödüllerin şöyle bir herhalde kıymeti var. O ismi siz senelerce almaya devam ediyorsunuz ve yeni çalışmalarla da bir araya getiriyorsunuz. Feminizme duyarlı çalışmalarla bir araya getirerek bu isimleri aslında çok daha geniş bir alan ve etki alanı yaratmasını sağlamış oluyorsunuz. Mesela ben araştırmacıların çoğunun Kadın Eserleri Kütüphanesi'ni yeterince araştırmadığını, yeterince oradaki kaynakların farkında olmadığını görüyorum. Muhtemelen bunda bizim de çok hatamız vardır. Çünkü belki biz de bu kütüphanede bulunan kaynaklar konusunda belki yeterince yayın yapamıyoruz, duyuru yapamıyoruz, tanıtamıyoruz. Ama öte yanda genel bir kütüphane kullanımının çok bilinmemesi, Türkiye'de çok yaygın olmaması, eğitim sistemimiz içinde kütüphanelere hiç
öğrencilerin gitmemesi, halk kütüphaneleri olsun, kent kütüphaneleri olsun, çok fazla sadece ders çalışma mekanları gibi görülmesinin bunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu tür araştırma yapan yüksek öğretim üyeleri, çalışan araştırmacılarının çok daha fazla kütüphane kullanımını bilmesi, öğrenmesi ve kullanması gerekiyor. Umuyorum daha iyi bir şey içinde araştırmacılarla hem onların araştırmalarını derlemek adına hem de onlara yeni araştırma imkanları sunmak adına biz de daha etkin bir rol oynamaya başlarız. Şu şekilde ilerleyeceğim, kısaca bahsedeyim. Önce araştırma sorusu, sonra bunun teorik arka planı, tercih ettiğim yöntem ve Atina ve İstanbul sahalarından kadınların deneyimlerini aktaracağım. Merak ettiğim soru şuydu: hani halka borçların hızla arttığı kırılgan ekonomilerde kadınlar borçluluğu nasıl algılıyor, deneyimliyor ve bundan ne şekillerde etkileniyor? Bu soruyu incelerken toplumsal cinsiyet sınıf ilişkileri, siyasi, ekonomik, toplumsal, yani daha büyük dönüşümler, aile ve toplumdaki baskın cinsiyet rolleri ve bunların arka planındaki güç ilişkilerine odaklanıyorum. Özellikle 80'lerden sonra finans sermayenin artan önemi, ki borçluluk bunun bel kemiğidir finansallaşma süreçlerinin, yani devletler, şirketler, haneler, kurumlar, aklınıza gelebilecek herkes ve her şey artık giderek daha fazla borçlanıyor. Kamu hizmetlerinin metalaşması ya da kaba tabiriyle refah devletinin artık daha insan hayatını olumsuz etkileyecek şekilde dönüşümü, emeğin giderek güvencesizleşmesi ve neticesinde artan, derinleşen eşitsizlikler, hane halka borçlarının hızla yükselmesine ve adeta bir borç bağımlılığının yaratılmasına sebebiyet verdi. Örneğin artık kredi kartı kullanmadan gündelik, yani temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak milyonlarca insandan söz edebiliyoruz. Borç bağımlılığı, örnek vermek gerekirse, buna tekabül eder. Peki kadınlar bunun neresinde? Aslında sadece birkaç tane feminist yazar var borçluluk ve kadın ya da toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışan. Bunlardan bazıları toplumsal yeniden üretimin giderek daha fazla borca bağımlı hale geldiğini savundular. Nedir bu toplumsal yeniden üretim? Biyolojik yeniden üretim, bakım ihtiyaçlarının yeniden üretimi ve işçi sınıfının yeniden üretimi. Ve elbette ki ücretli ücretsiz emekteki konumları, toplumsal cinsiyet yapıları ve patriarkal normlar vasıtasıyla bu alanların tümünün yeniden üretimini aslında kadınlar göstermektedir. Benim bu literatüre, yani bu konuya kafa yoran insanlara ilişkin yapmak istediğim katkı aslında borçluluğu henüz yeterince ele almamış olan feminist siyasal iktisatla toplumsal cinsiyeti görmezden gelen eleştirel siyaset yaklaşımlarını bir araya getirmek. Bunu yapmak neden önemli? Çünkü üretim ve toplumsal yeniden üretim, hane halkı ve piyasa, makropolitik olan ve gündelik olan arasında olduğu varsayılan sınırları sorgulamak için. Ben bunu sorgularken kırılgan ekonomilere, toplumsal cinsiyet sınıf ilişkilerine, gündelik yaşam alanına bakıyorum ki bu mesele buradan daha önce çok ilgilenilmemiş bir konu. Yunanistan ve Türkiye üzerinden yapıyorum bu araştırmayı. Bu iki ülke OECD içinde, yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü içinde 2000'lerden itibaren borcun en hızlı arttığı ve hane halkı tüketim oranlarının en yüksek olduğu ülkeler. Öyle ki tüketim açısından neredeyse oran olarak, milli gelir oran olarak Amerika ile denk durumdayız. Borçlar 2000'lerden bu yana, bu grafikte de göreceğiniz gibi, Türkiye'de 6 kat, Yunanistan'da 2 kat artmıştır. Tüketim ise bu civarda milli gelirin %70'ini oluşturuyor. Bu ülkelerde, şunu eklemeyi unuttum. Bu ülkeler hane halkı borcunun seyri açısından benzer ama toplumsal cinsiyet açısından farklılıklar barındıran iki ülke. Hane halkı borcunun seyrine tekrar dönecek olursam, burada tekrar işte grafikte gördüğünüz gibi Yunanistan'da borç
borcun hanenin gelirini oranı 2000'lerin başından %13 civarına şu an %70'e dayanmış durumda. Türkiye'de yine 2000'lerin başına %4.5 civarında %50'nin üzerine çıkmış durumda. Yani eve gelen gelirin yarısından fazlasını borçlara veriyoruz. Peki kimler borçlanıyor? Türkiye'de direkt bunun verisi var. Hanelerin, borçlu hanelerin %60'ının geliri 2000'lerin altında olan gruplar oluşturuyor. Yunanistan'da da bu durum benzer. Yani düşük gelir grupları daha çok borçlanıyorlar. Ama burada orta gelir gruplarının da borç oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bu iki ülkede hane halkı borcunun seyri açısından gidişat, arka plan, altyapı benzer diyebiliriz. Her iki ülkede de finansal kırılganlıklar var, tüketim odaklı bir büyüme var. Emek piyasasının esnekleştirilmesi, işsizlik, düşük ücretler, gelir adaletsizlikleri gibi durumlar var ve bunlar hepsi hane halkı borçlarının artışına sebebiyet veriyor. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitsizliği göstergelerine ben burada kabaca göstergeler koydum ama tabii ki bir toplumun toplumsal cinsiyet yapısını sadece istatistiklere bakarak belirlemek mümkün değil ama sadece temsil olarak buraya koydum. En büyük fark aslında Yunanistan ve Türkiye'de kadının istihdama ya da iş gücüne katılımı oranları arasında görülüyor. Yunanistan'da krizden öncesine kadar neredeyse kadının %50'si istihdama katılıyordu, çalışıyorlardı yani ve daha fazlası iş gücüne katılıyordu. Türkiye'de bu oran hala %30'lar seviyesinde. Bunun şöyle bir farkı da doğuyor aslında iki ülkeye baktığımız zaman. Evet, her iki ülkede de sosyal politikalar aile merkezci ve buradaki aile ekmeği kazanan erkek modeli üzerine kurulu. Ama Yunanistan'da bu kadının iş gücüne daha fazla katılmasıyla biraz aşınmaya başlamış. Yani iki gelirli haneler arttıkça ekmeği kazanan erkek modeli de aşınmaya başlıyor. Ve genel olarak zaten Yunanistan'da kadınların kamusal görünürlüğü çok daha fazla. Ben orada aylarca kaldım bir sene boyunca. Benim de gözlemleme fırsatım oldu. Kabaca farkları da bu şekilde belirtmiş olayım. Hemen yine kısaca araştırma yönteminden bahsetmek istiyorum. Bu araştırma yaparken düşük ve orta gelirli borçlu hanelerden 61 kadınla Atina ve İstanbul'da geçen sene boyunca derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdim. Ki herkesin borçlu olduğu zaten şu günlerde kadınlara zincirleme yani kartopu tekniğine ulaşmak hiç zor olmadı. Bir de tekrar altını çizmem gerekirse kadınların bu örneklemde kendilerinin bizzat borçlu olmasına bakmadım. Çünkü borcu genelde erkek alıyor ama borç ailenin borcu oluyor ve burada kadına da farklı roller düşüyor. Şimdi sağdan gözlemlere geçiyorum. Bu gözlemleri şöyle gruplaştırdım, toparladım. Yani Yunanistan ve Türkiye'de borçluk deneyimleri nasıl şekilleniyor kadınların? Öne çıkan temalar şöyle. Borç nasıl algılanıyor, nasıl sorunlaştırılıyor? Borçluk hane içi veya hane dışı kadın emeğini nasıl etkiliyor? Ve borç kadınları ne tür güç ilişkileri içine sokuyor ve buradaki mücadele imkanlarından ve gelecek beklentilerinden ne şekillerde söz edebiliriz? Bunları şimdi teker teker açarak ilerleyeceğim. Bundan sonraki her şey tabii ki mülakatlara dayanarak ortaya çıktı. Şimdi ilginç bir şekilde Yunanistan'daki kadınlar için banka borçları tuzak ve bağımsızlık anlamına gelirken Türkiye'deki kadınlar için avantaj ve finansal bağımsızlık anlamları alıyor. Yani bu neredeyse istisnasız görüştüğüm bütün kadınların ağzından çıkan kelimelere tekabül ediyor. Bu tezatın arka planını görmek için şu soruyu sorabiliriz diye düşündüm. Yani kredi ne işe yarıyor ve daha doğrusu işe yarıyor mu? Çünkü şu aşağıdaki üç kaleme bakacağız şimdi. Yunanistan artık kredi işe yaramıyor. Yani şu şekilde işe yaramıyor. Krizden sonra yaklaşık 10 yıldır gelen bir para kontrol uygulaması var. Ve borçların ödenemeyecek raddeye gelmesi sebebiyle bankalar artık kolay kolay kredi vermiyor. Türkiye'de ise durum tam tersi. Düzenli geliri olan aşağı yukarı herkes halen kredi alabiliyor. Her iki ülkede de aile ve yakın çevre üzerinden kurulan güven ilişkileri artık finansal anlamda bir destek almak, bulmak anlamına da gelmiyor ilginç bir şekilde. Türkiye'de güven ilişkileri önemliydi ticari ya da alışveriş meseleleri konusunda ama artık bunlar önemini kaybediyor. Yerine kredi mekanizmalarına bırakıyor. Yani aileler artık birbirlerini destekleyemeyecek kadar güç durumdalar. Yani bu durumda Yunanistan'da insanlar ne bankadan ne aileden yakın çevreden borçlanamayacak durumdalar. Türkiye'de ise banka yolu hala açık olduğu için aileye veya yakın çevreye ya da akrabalara kıyasla bankalar şu an birincil finansal
destek kaynağı olarak görülüyor. Yine siyasi ve ekonomik bağlama bakacak olursak, bu Yunanistan ve Türkiye'deki borçluluk algılarının farkını anlayabilmek için, bildiğiniz gibi Yunanistan borç krizi diye adlandırılan bir ekonomik bunalım içinde yaklaşık 9-10 yıldır. Ve tabii ki ulusal borç ve IMF gibi kuruluşlara olan borçlar krizden bu yana gündemin tam merkezine yer alıyor. Yunanistan toplumu için borç bu yüzden kriz ve hükümet başarısızlığıyla eşdeğer tutuluyor anlam dünyalarında. Yani aynı değerde, aynı olumsuz anlamları alıyor. Türkiye'de ise böyle bir gündemimiz yok. Yani borç gündemin kalbinde olan bir mesele değil henüz. Osmanlı Prensesi'nin adlarına ait gösterisinin performansı yapmış fotoğraflarında. Ancak bu sefer sahafları aramaya başladım ve sahaflarda 1930'lardan bir tane fotoğraf bulabildim ama çok sınır sayıdaydı. O yüzden çalışmak için biraz yeter miktar değildi. Heyecanlıyım. Onları ararken asker kıyafetine giyerek poz vererek bir fotoğraflar buldum. Ve işte ilk bulduğumda satın aldım ama çok fazla ilgilenmedim. Sonra birkaç tane daha karşılık tutunca ilgilenmeye başladım. Sonrasında o tıklayalım, fotoğraf buldum. Ve sonrasında işte arşivleri de aradım ve Akdes arşivinde bu prosesinin performansları gösteren 4 tane fotoğrafı bulmuştum. Sonra arkadaşlarıma sordum, bir arkadaşımın arşivinde bir fotoğraf buldum. Ve onun üzerine model bir çalışma yapmaya başladım. Bu fotoğraf örnekleri 1930'lu yıllarda çıkmışlardı ve 1930'lu yıllar Türkiye'de kadının siyasi haklarını kavuştuğu, Türkiye'nin militarizasyon programının hayata geçirildiği, aynı zamanda fotoğraf çektirme ve değişme kuşunun bütünleşik bir uğraşı olarak ilk yaşamda yer edildi. 1930'lu yıllar aslında. 1930'larda tarih tezi ile bağlantılı olan asker bile söylemi, askerliğe söyledim, yani Türklerin tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren savaşçı olmak iddiası, erkekleri devletin birinci sınıf yurttaşları olarak tanınırken siyasi haklarını henüz kazanmış kadınları ikinci bir pozisyon kimseden söylendi. Bu çalışmanın amacı, işte erken Cumhuriyet döneminde siyasi erkek kadınların biçtiği annelik ve eşlik rolleri ve modern Türk kadınsı söylediği çelişen fotoğrafları, yani dönemin toplumsal ve politik koşulları bağlamında ardından da prospresin ve fotoğraf teorilerini yaşadığı okuyarak bazı sorulara cevap bulmak, çabalamaya çalışmak. Bu fotoğraflar bir kadına askeri üniforması giyip poz keserek milliyetçi duygularla kendilerini Türkiye'nin bir askeri olduğunu iddia ediyorlar. Yoksa ideal askerin ismini oluşturan kahramanlık, mücadelecilik, cesaret, gurur ve haysiyet gibi nitelikler üstlenerek özlendiklerini ve kimliklerini ve kadınsızlığı yeniden tanımlamaya düşüyorlar. Bunun mesela bu performanslar askerler ve onun özdeş olan yerleşik erkek mitolojisinde bir sataşma ve onun bölgesi olarak değerlendirebilir mi? Öncelikle bu fotoğrafları poz kesen kadınları gösteren fotoğrafları bir poz kesen performans olarak ele alabilir miyiz? Sorusunu cevaplandırmak gerekiyor. Yani Kostes'in karşı cinsin kılık kıyafetini giyme, işaretlerin üstlenme olarak tanımlanıyor. Ve işte usta erkekleri eşit ödev ve görevlerini yerine istiyorsa çok insanların sorunun bütünü olarak işaretlerken askerlikte kadın erkeklerin temel görevi olarak tanımlanır. Ve gerçek tam bir erkek mertebesine ulaşmak için askerlik görevini yerine istiyorsa güven kuş olarak tanımlanır. 1955 yılında ikisimizle de kız öğrenci adlık olan harf okulları fotoğraflarını çekip 1940 yıllarda henüz kız öğrenci kabul etmemektedir. Dolayısıyla askerlerin erkeklikte olan kültürel, toplumsal ve tarihsel bağ fotoğrafları prosedik politik olarak değerlendirmenin mümkün kalıdır. Erken kuvvet döneminde kadınların siyasi haklarını elde kültürel süreçleri ve
dönemde genellikle eşitlik tartışmaları ortaya çıktığında askerlik mevzusu. Bu dönemde kadınların siyasi haklara ulaşmaları ve oy verme ve aday olabilme hakları askerlik ikili içerisinde alınıyor. Yani oy ver, ikisi bir arada. Yani oy vermek istiyorsanız askerlik yapmak gerekiyormuş bir aradan şeyler. Şimdi Nezihe Muhittin bu öneriyi taşkınlık olarak belirtiyor, ancak 3 sene sonra 1920 yılında askerlik kanunu meclisten geçerken bu yükümlülüğü erkeklerle sınırlayan ilk madde yüzünden bir tartışma yaşanıyor ve işte kadınların siyasi hakları konu ediliyor. Ve dönem Milli Savunma Bakanı Recep Peker diyor ki eğer kadınlar Türk vatanıyla bu kadar ilgiliyseler önce askerlik yapsınlar. Bu dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı anketlerde kadın asker olabileceğinin yanında kadın erkek işgiri olabileceğine ilgili sorular da var. Bu sorular, bu anketlerde de bu yazılar genelde kadın erkeğinin tamamladığı gibi ortalama sözler bilse de aynı dönemde yayınlanan karikatürler aynı zamanda kadınların haklarına erişim taleplerinin yarattığı anksiyeteyi da gösteriyor. Önemli karikatürler genel olarak benzer temalar üzerine kuruldu. İşte kadınların modaya ve süre düşkün olduğunu ya da kadınların muhteviyatları gereği polis baskerlik gibi güç ve mücadelecilik gerektiren meslekleri icra edemeyeceğine yönelik. Biz onun üzerine izah etmeye çalışıyoruz. Kadınların siyasi haklarına kavuştuklarını 30 yıllarda hayata geçirilen asker meclis öğreni, erkekleri savaşçı kahraman erkek imgesi etrafında asıl iktidar nihai sahibi olarak tanımlarken subaylık bu savaşçı kahramanlık da bir niteliğiyle birlikte saygı ve toplumsal konumu da işaret ediyor. Subay imgesi erken cumhuriyet döneminde devletin önemli stratejik aygıtlarından biri olan ve aynı zamanda bu mücadeleyi kazanmış bir ordunun parçası olduğunu getirdi. Onur, kendine güven, güç ve siyaset üstü toplumsal konumu aynı zamanda ekonomik bir geliri ve yükselme potansiyelini de barındı. Ayrıca da bir imge erken cumhuriyet döneminde. Gerek aile, gerekse erkeklik kadın fotoğrafları erken cumhuriyet döneminde toplumsal olarak belirlenmiş kadın ve erkek rolleri ve onlar ilişkisi süreçleri ilgisini verebilir. Örneğin yani gördüğünüz fotoğraf 1930'lu yıllardan bir fotoğraf ve fotoğrafta İstanbul'un buraya taşıyan bir yüzbaşı ve dönemin modasını yansıtan ve Alverson model kesilmiş saçlarıyla bir kadını yani dönemin modern aile stereotipini yansıtan bir asker ailesini görüyoruz. Erkeğin kendi güvenli dik duruşu, dik ve açık duruşunun yanında kadının bedeninin ve kollarının kapalılığı, kadın ve erkeğin toplumun içindeki konumlarının fotoğrafik temsilleri olarak değerlendirilebilir. Kahraman asker erkek ve modern Türk kadın stereotiplerine dayanarak kazanması fotoğrafın anlamını